Şimdi Kurtuluş Yolu bisiklet turuyla bugün sizinle başladı. Hı hı. 100 sene önce ilk adımın atıldığı iskele değdiniz. Nasıl hissettiniz? Vallahi benim 3 katım bir iskele. Yaşımın 3 katı. Gerçekten bugün bu organizasyonda, bu projede olmaktan çok mutluyum. Çok büyük bir kalabalık vardı. Samsun halkını çok seviyorum. Zaten Samsun halkı da beni çok seviyor. Samsun'un belirli ilçelerinde zaten konserler yaptık. Hatta bundan bir ay önce Bafra'daydık. Şimdi buradayız. Samsun'da zaten, hatta şöyle söyleyeyim. Bu ay içerisinde Samsun'a 4 kere geldim. Düğün de vardı. 4 konser program yaptık yani. Bugün de bu organizasyon içerisinde bulunmaktan çok mutluyum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar. Kaç yaşında bisikletiniz oldu? Benim kaç yaşında bisikletim oldu? Yalan olmasın, herhalde 11-12 yaşlarında bir bisikletim olmuştu. Memlekette de vardı. Bizim hatta bir bisikletimiz vardı. Kırık bir bisiklet. Onu memleketimizde şey yapmıştık, yama yapmıştık ona. Kırıktı. Tekrar birleştirmiştik. Ondan biz göllere yüzmeye giderdik yazın. Öyle bir bisikletimiz vardı eskiden. Şimdiki dönemdekiler gibi değil tabii. Onu soracaktım. Yani siz nasıl ilk bisiklet sahibi oldunuz diye. İlk bisikletiniz o zaman böyle mi oldu? Evet, ilk bisikletimiz böyle oldu. Annem almıştı bana bisiklet. Ama tabii en değerli bisiklet o memleketteki bisikletti. O kırık bisikleti birleştirip 3 kuzen beraber yapmıştık. O bisikletlerden uzun bir yol kat ettik. O çok taşıdı bizi. Üçümüzü taşıyordu diyorum ya size. Yazları göllere yüzmeye giderdik biz memlekette. O bisikletle giderdik. Bizim Kurtuluş Yolumuz 600 kilometre. Evet. 600 kilometre 5 şehirde gidiyor. Sizin en uzun yolunuz. Benim daha fazladır inan falan diyormuşum. Ekstra turunu sahnede gittik. Aynen öyle. En uzun turum da işte dediğim gibi şeydir benim de. Köyden göllere çıktığımız, dağlara çıktığımız yollar. Bu çok fazlamış. 600 kilometre. Evet, 600 kilometre 5 şehir. 5 şehir. Olduğu... Vay be, çok büyükmüş. Yani gerçekten bunları peki profesyoneller mi yapıyor? Çok zor. Ve hiç dinlenmeden mi? Dinleniyorlar. Yola yerleri var tabii ki. Aha. Ama yine de tabii çok zor bir çok var. Zor. Çok zor ama güzel bir spor ve güzel bir başarı bence. Yani finalinde inanılmaz bir şey gururlanırlar herhalde. 5 şehri gezmeyi. Sizi de alır mıyız turu? Gelirim valla. Sırtıma bir çanta ve her yeri gezerim. Yolları açtınız o zaman. Biz zaten hep yollarda gezeriz. Biz kaplumbağa gibiyiz. Sırtımızda çantamız, dünyayı geziyoruz. Sadece ülkemiz değil, şimdi yeni turnemiz var. Amerika'ya gidiyoruz. Amerika turu Karadeniz'den mi başladı diye. Vallahi Karadeniz'den. Benim bir lafım var. Önce Karadeniz, sonra Türkiye, sonra dünya diye. Ve Amerika turumuz işte Philadelphia, New Jersey ve New York'ta olacağız. Eylül ayında da gidiyoruz. Bakalım. Burada da kemencemizi orada dalgalandıracağız. Evet, kemençeyle bugün İstiklal Marşı çaldınız. Evet. Çok fazla hiç alamadım aslında ama çünkü anlık gelişti. Bir anda istediler benden. Vallahi tam varsa affola. Bizim için çok değerli bir bizim İstiklal Marşımız. Tabii ki de onu da çok güzel çalışıp bir şekilde güzel bir şekilde çalmak, icra etmek isteriz. Sizin sahibisi de muhteşemdi. Evet. Tekrar ayakta alıp çok teşekkür ederim herkese. İnşallah Amerika'da da İstiklal Marşı'nı. Tabii ki de her zaman. Müziklerimizi dinletmeniz dileğiyle. Dedim ya, memleketten dünyaya. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim efendim. Kendinize çok çok iyi bakın. Evet. Çok sağ olun.